Merhabalar sevgili Oğlak burçları. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Oğlak burcu için tarot açılımı yapacağız. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek? Öngörüleri neler olacak kartlarımızın? Oğlak burcu ne durumda? Enerjisi ne ve en önemlisi bize vereceği mesaj nedir sevgili Oğlaklar? Hemen açılıma başlıyorum. Sizler de merak ettiğiniz soruları, enerjilerini gönderin. Kartlarımızdan mesajlarımızı alalım sevgili Oğlaklar. Evet, Oğlak burcu. Oğlak burçları. Aşıklar kartı geldi. Burayı kapatmak zorundayım biraz. Yasak yürürüz yoksa şu nasıl yapalım? Şu kartı şöyle biraz üstüne koyayım. Evet. Sevgili Oğlak burçları, bir aşk enerjisi içindesiniz. Belki yeni biriyle tanıştınız, biriyle görüşüyorsunuz. Bir aşk enerjisi hakim. Bazılarınızda ortaklık da olabilir. Ya da hayatınızdaki kişiyle iş yapma enerjisinde de olma ihtimaliniz var. Yani eşle, partnerle birlikte bir işe başlama, bir para kazancınızın olması, bir gelir elde etme gibi gündemler söz konusu olabilir. Bazılarınız için de bir kelebeklerin uçuşması, bir aşk enerjisi söz konusu. Sevgili arkadaşlar, aynı zamanda Oğlak burçlarının bir yere gidişi var. Bir gitme durumunuz söz konusu. Ya sevdiğiniz insandan ayrıldınız, gitmek zorunda kaldınız, bırakmak zorunda kaldınız. Böyle deniz aşırı, denize olan bir yere ya da deniz yoluyla gittiğiniz, belki uluslararası da olabilir ama bir yolculuk söz konusu. Sanki bir iş içinde gitmek zorunda olabilirsiniz. Sevdiğiniz insanı geride bırakıp gitme enerjisi var sevgili arkadaşlar. Şöyle belki de bazı Oğlak burçları bir iş teklifi aldınız. Bir iş için ya da bir aşk için de olabilir bazılarınız için. Kendi ailenizi önemsemeyip kendi ailenizi bir kenara bırakıp siz ya bu aşkın peşinden gidiyorsunuz ya da siz hayatınızdaki olan kişiyi geride bırakıp arkanıza bakmadan gittiğiniz bir durum var. Ya da aşk için birine gidiyorsunuz sevgili Oğlaklar. Çok düşünüyorsunuz, kafanızda karar vermeye çalışıyorsunuz. Artık bir şeyin kararını vermem lazım diyorsunuz. Aynı zamanda kestirip atmam da gerekiyor. Bu durum böyle olmaz dediğiniz bir düşünceleriniz var sevgili Oğlak burcu. Finansal konularda görüştüğünüz, fikrini aldığınız, birlikte iş yaptığınız kişiler söz konusu olabilir. Üç kişi bir araya gelip bir fikir alışverişinde bulunma ya da yaptığınız planları, eylemleri artık oluşum boyutuna getirme, artık bu işin adını koymak, başlangıcını yapmak enerjisi içinde olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ya da 3 haftadır, 3 aydır bir gündem var sanki hayatınızda bir işle ilgili. Bu işle, bu işin artık planını, projesini yapmışsınız. Yani ön hazırlık yapılmış. Artık bunu eyleme dönüştürme kısmında korkularla yüzleşiyorsunuz sevgili Oğlak burçları. Tereddüdünüz var, biraz korkular var, biraz karanlık, biraz bulanık. Belki net olmayan bazı durumlardan dolayı siz huzursuz olabilirsiniz. Ya da iş yaptığınız kişilerin hayatları biraz böyle karanlık olabilir. Ya da bu kişiler güvenilir olmayabilir. Bundan dolayı onların verdiği belki sözleri, onların verdiği ya da onların gittiği yolda gitmek istemiyor olabilir. Ya da onların sözlerine güvenmiyor olabilirsiniz sevgili Oğlak burçları. Bu tarz bir enerjiniz söz konusu. Ama güzel fırsatları yakalayacağınız bir durum. Evren, sistem size güzel fırsatlar getiriyor sevgili arkadaşlar. Para, maddi kazançlar, kimilerinize para, kimilerinize iş, kimilerinize somut adımlar, yapabileceğiniz başlangıçlar ve kalıcı başlangıçlar söz konusu sevgili Oğlak burcu için. Belki de bu fırsatlar için siz çekip gidiyorsunuz Oğlaklar. Şöyle bir durum daha var. Bilinçaltınızda sevgili arkadaşlar aslında
güçlü olmayı çok istiyorsunuz. Bir an önce yapmak, bir an önce halletmek, tutkunuz var ama bunu göstermiyorsunuz. Heveslisiniz, heyecanınız var. Bir yandan yapalım, koşayım, yaptırayım. Durumunu bastırdığınız bir günden geçiyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir şeyleri bastırıyorsunuz. Aynı zamanda içten içe bilinçaltınızda biraz ego da çalıştırıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Biraz egonuz da var ama bu egoyu bilinçaltınızda sakladığınız, biriktirdiğiniz bir durum içindesiniz. Yakın bir zamanda yine size gelecek olan bir fırsat, size gelecek olan bir kısmet, belki duygusal bir kişinin size desteği olabilir. Bu bir çocuğunuz olabilir, genç biri olabilir, 20'li yaşlarda, 20-25 yaşlarda ya da eğer böyle bir şey değilse de belki de size manevi olarak destek veren bir kişinin varlığı söz konusu. Ama bu kişi biraz böyle acemice, biraz böyle işte yaşı küçük olduğu için çok fazla size destek veremiyor olabilir. Ya da sizin kendi hayatınızda yapmak istediğiniz, duygunuzu açmak istediğiniz biri olabilir ama bu duyguları biraz böyle küçük küçük vermek gibi, yani içinizdeki tutkuyu anlatmıyorsunuz da daha küçük bir şekilde sevginizi belli etme enerjisinde olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Herkese göre değişir bu durum. Evet, devam ediyorum. Bu kartları ben almayacağım. Şunu alacağım. Bakalım. Devam edelim bakalım neler söyleyecek. Oğlak Burcu. Oğlak Burcu. Zaten gökyüzünde de astrolojik olarak baktığımızda bir gökyüzünde bir Oğlak stellyumu var sevgili arkadaşlar. Merkür Oğlak Burcu'nda geriliyor. Venüs yeni çıktı, kovaya geçti sizden. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, yani Oğlak, Güneş Oğlak Burcu'nda bir Oğlak Burcu stellyumu var ve bu etkiler, bu gezegenlerin sizin burcunuzda birikmesi sizi zaten belli bir yerlere doğru sürükleyecek. Siz isteseniz de istemeseniz de evren ve sistem sizi farklı bir şekilde, hayatınızı farklı yönlere, farklı tekamüllere doğru yönlendirecek. Karar veremediğiniz ne varsa bunun kararını verebilirsiniz. Yani bu zamanlar verme durumunuz söz konusu. Gidemediğiniz yerler, işte konuşamadığınız kişiler, yapamadığınız başlangıçlar, giremediğiniz işler, daha önce alamadığınız eğitimler gibi neler varsa artık burada bir mücadele içine girdiğiniz görünüyor sevgili arkadaşlar. Astrolojik olarak da kısa bir böyle bilgiyi vereyim ve tarota devam edelim. Zafer ilan ediyorsunuz sevgili oğlak burçları. Evet, ben artık başardım diyeceksiniz. Yakın bir zamanda isteklerinizi ve yapmak istediğiniz ne varsa bunları eyleme dönüştürüyorsunuz. Kazanıyorsunuz Allah'ın izniyle. Yeniden başlıyorsunuz. Fikirlerinizi, kararlarınızı eyleme dönüştürerek, bundan sonra böyle diyerek, ya şimdi şöyle kafada bir şey düşünürüz ama bunu uygulamak her zaman olmuyor. Her kafamızda düşündüğümüz şeyin hayatımıza geçirmemiz kolay olmuyor sevgili arkadaşlar. Siz bu dönemde kafanızdan geçirdiğiniz fikirleri, aldığınız kararları artık eyleme dönüştürüyorsunuz. Yani ben bunu yapacağım dediyseniz artık bunu yapıyorsunuz. Yapmayacağım diyorsanız artık yapmıyorsunuz. Bu iş bitti diyorsanız bittiğinin eylemini yapacağınız bir dönemdesiniz sevgili arkadaşlar. İstediğiniz ne varsa onu almak için elinizden geleni yapacaksınız sevgili arkadaşlar. Bu bir kişi ise o benim, benim olacak dediğiniz bir süreçtesiniz. O iş benim, o işi ben alacağım diyorsanız yine aynı o iş sizin. Ya da işte o ev, o araba, işte başka bir şey ne istiyorsanız hedefinize doğru odaklandığınız, o hedefinizi de aldığınız görünüyor burada sevgili Oğlak Burcu. Peki Rumi bize nasıl bir mesaj verecek Oğlak Burcu için? Kendini yabana atma, Allah'ın gözünde sen nadidesin diyor sevgili arkadaşlar. Kendini yabana atma, Allah'ın gözünde sen bir nadidesin diyor.
Buradaki bunu söylemesinin sebebi şimdiye kadar işte hareketsizlik kalmanızdaki durum, sevgili arkadaşlar, onunla ilgili aslında. Sen bir nadidesin, bunların her şeyi, bu istediğin her şeyi yapabilirsin. Bu güç de sende var. Rabbin de zaten seni nadide olarak gördüğü için sana bu gücü vermiş diyor size sevgili arkadaşlar. Sen bir Allah'ın için, Rabbin için yarattığı kul olarak sen kıymetlisin, değerlisin. Sana başaramayacağın bir iş önüne sermez, kaldıramayacağın yükü, kaldıramayacağın imtihanları vermez. Ve burada diyor ki, sen istediğin ne varsa başarabilecek bir yapıdasın. Bunun için de tek yapman gereken ayağa kalkmak ve savaşa hazırlanmak. Ayağa kalkmak, savaş derken tabii ki bunu mecaz anlamda söylüyorum. Hayatla savaşmak sevgili arkadaşlar. Mücadeleye devam etmek diyor sevgili arkadaşlar. Burada böyle sadece uzanarak, yatarak, karar vererek olmuyor bu işler sevgili oğlaklar. Evet tamam, ben bir karar verdim ama sonuç, eylem yok. Harekete geçmiyorsun, o kararı uygulamıyorsun. Örnek veriyorum, ben işe gireceğim diyorsun mesela ama iş başvurusu yapmıyorsun, iş aramıyorsun. Evet çalışacağım diyorsun ama gidip çalışmıyorsun. Bunları artık eyleme dönüştüreceksin diyor. Rumi de bize mesajı buydu. Kendini yabana atma. Sen istedikten sonra her şeyi yapabilirsin. Zaten senin Yaradan'ın da sana bu gücü ve bu imkanları önüne sürüyor, veriyor diyor sevgili arkadaşlar. Bakın burada zaten size Rabbimizden gelen, evrenden gelen, sistemden gelen fırsatlar. Siz bu fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor sadece sevgili oğlaklar. Evet, sizin için de böyleydi. Aldık, kabul ettik diyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.